Amerika borsalarında yeni zirvelerle güne başlıyoruz. Açıklanan güçlü perakende satış verisine rağmen tahvil piyasası ve dolar sakin bir seyir izliyor. Teknoloji büyüme ikilisi defansif ve değer hisselerine göre daha güçlü. Bankacılık, havacılık ve enerji hisseleri negatif ayrışıyor. Gelişmekte olan ülkelere para girişi artıyor. Küresel büyümenin ve risk iştahının güçlenmesine paralel, gelişmekte olan para birimleri değer kazanıyor. Amerika ile yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya ve Çin'deki satışlara rağmen, gelişmekte olan borsalar Amerika ile pozitif korelasyonunu sürdürüyor. Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Para politikası kurulu açıklamasında verilen güvercin sinyallere rağmen, Türk lirası dolara karşı güçleniyor. MSCI Türkiye %1 yükselişte en güçlü gelişmekte olan Avrupa endeksi. Tüm hisseleri yukarı taşıyan bir yükselişle karşı karşıya değiliz. Özel sektör bankaları, Ereğli, Petkim, Türksel, Tüpraş gibi birkaç büyük hisse endeksi yukarı taşıyor. Holdingler, beyaz eşya, otomotiv, havacılık, gıda perakendesi, gıda negatif ayrışıyor. Amerika ve Asya borsalarındaki yükseliş borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Yabancı yatırımcının bankalarda ve seçilmiş sanayi hisselerinde alıma geçmesini önemsiyoruz. Ancak yükselişin devam etmesi için alışların genele yayılması lazım. Endeks için destek ve direnç olarak 1400 ve 1430 seviyeleri korunuyor. Yükseliş devam ederse bir sonraki direnç 1445 olacak. Teknik bültende garanti, Koç Holding, Petkim ve Ülker öne çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.